Başta bir tane koparayım da Mustafa'yı. Bak. Bak. Nereye baktın lan? Baba baba tırnak. Elindeki ne? Öğren bakayım. Sanatları. Elimde de tırnak var. Maşallah. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı ve sera ekimiyle ve seradan salatalık domates toplamasıyla beraber bugün karşınızda olacağız. Bu seralarımız yine köyümüzden Biloş abimizin yeri. Bu görüntüleri sizlerle paylaşacağız. İnşallah ilerleyen günlerde de yine buradan salatalık domates toplamayla ilgili inşallah ilerleyen günlerde yine videolarımız gelecektir. Biz daha önce aslında Biloş abimizin yerine hani şeye gittik değil mi? Evet. Orada salatalık yine salatalık toplama yeri vardı. Orada toplamıştık. Bayağı bir kaybettim ben. Dedim ki nerelerde diye dün kısmet oldu, görüştük. Ve sera ektiğini öğrendik. Yapma oğlum. Kısmet oldu ve bu güzel görüntüleri de hepsini de sizlerle oğlum, paylaşmayı istedik arkadaşlar. Bu alttan dalları çırpıyorlar ki dolaşsın diye. Bak bütün dalları çırpıyorlar aşağıdan. Böyle kırıyorlar. Uzasın diye. Bizde yere bu, seri yok. Bunu aslında biz de kendi bahçemize ekmeyi düşündük. Tabii şimdi olur. Şimdi öyle bir şey ki biz yine Biloş abimizle de muhabbet edeceğiz, konuşacağız. Eğer ekimi ve yetiştirmesi nasıl oluyorsa inşallah kendi seramıza da bu şekilde ekmeyi düşünüyoruz. Ve bununla beraber gördüğünüz gibi sağımızda, solumuzda, her tarafımızda yine seralar ekili arkadaşlar. Buralarda da sera çoğaldı ve bu bölge ise gerçekten doğayla iç içe çok güzel bir bölge. Fıstık ekimi burada yine aynı şekilde. Diğer tarlalarda yine aynı fıstık ekimleri falan. Sağlı sollu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. İnşallah ben de geldim, ben de çok sevdim burayı. İlerleyen günlerde inşallah buradaki çekimlerimizi biraz daha yoğunlaştıracağız. Sadece bir çekimle kalmayacağız. 2, 3, 4, 5 çekim inşallah yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu salatalık domates en başta mıydı anne? Birincisi domatesti. Şimdi birazdan domates ya da salatalık toplayacağız. Bak. Güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bugün amele var. Diğer taraftan anne baktığımız zaman, bir bakar diğer taraftan. Aslında karşıda, evet şu tam karşı tarafa gideceğiz. Orada da arkadaşlar yine sera ekimleri. Ayrı ayrı kişilerin sera ekimleri var. Bu arada gerçekten bayağı bir emek isteyen bir şey. Yani gördüğümüz kadarıyla şimdi buralar hepsi iple bağlanmış. Tutturulmuş. Diğer tarafta şimdi iple bağlanıyor. O iple bağlanan yeri de annemle beraber şimdi konuşacağız. Kısa da olsa sizlere o bağlanma şeklinde göstereceğiz nasıl olduğunu arkadaşlar. Evet, tam karşıda bakın yine aynı şekilde. Burada da girişler burası anne zaten. Girişleri bu taraf. Bakın buradaki köyün altında. Var orada, biliyor musun? Sağlı sollu bakın. Hepsi karşı taraflar. Yine burada fıstık. Bunlar hepsi fıstık değil mi anne? Bu hep fıstık. Böyle hepsi fıstık. İşte buradan giriş. Hı hı. En baştaki bence yine ekilmiş. Yok, domates de yetişik, biber de yetişik. Artık toplanıcı. İçerisi ama sıcak. Tabii. Laylon, o da kalın laylondan almışlar. Tam sıcak. Bak, nereye gidiyor o dedesinde şeye bak. Suya bak Mustafa, şeye bak. Seviniyor suya. Bu arada şimdi tam başlamadan önce arkadaşlar Biloş abimizi bekliyoruz. Bir yere kadar gitmiş. Geldikten sonra toplama aşamasına gireceğiz. Bak bak. Maşallah bu kaçıncı toplama. Belli zaten. Şimdi tam para edecek zamanı. Allah emeklerini boşa vermesin. Amin. Gerçekten çok emek isteyen bir şey. Emek. Bak hep şey ha. Burası biber arkadaşlar. Bak sivri biber. Görüyor musun? Evet. Bak oğlum bunu böyle alıyorlar. Şimdi biraz sonra gösteririm size. Böyle alıyor mesela biberin şeyine, köküne bağlıyorlar.
Bu ne oluyor? Biber uzadıkça sarılıyor. Sarılıyor. Bu aşağıdaki biberi topladıkça zaten bu boy verir. Ya, maşallah görüyor musun biberi? Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Bak. Daha bu ilk veriş. Bak önce toplanmış. Bak bu dallarını hep kesiyorlar. Çırpıyorlar. Bak görüyor musun? Maşallah erilik. Bunlar işte bağlanıcı ki bak bunları erkekler şey yapıyor. Kadınlar da bunlar yukarıdan erkek bağlıyor. Kadınlar da alttan bağlıyor. İşte gördüğünüz yani, gibi arkadaşlar. Bunların 3 ayını ameliyat bak şeyden çıkmaz. Seradan çıkmaz. Bak bu da biber. Yan taraf da biber. He. Maşallah bakın arkadaşlar görüntüye bakın ne kadar güzel. Şu anda belki televizyondan ya da telefondan izliyorsanız ama gerçekten buraya geldiğiniz zaman buradan görüntüyü gördüğünüz zaman burası bambaşka bir şey arkadaşlar gerçekten. Hem biberinizi ekiyorsunuz hem bu görüntüyle beraber bu temiz havada doğada gerçekten mükemmel bir şey. Bakın. Yani şimdi soracak olursanız gerçeklerde ben de ilk defa böyle serada hem çekim mi yapıyorum hem de ilk defa görüyorum. Gerçekten de çok sevdim. O yüzden de ben bunu dün Büroş abimizle konuştuğumuz zaman da söyledim. Dedim hani inşallah fotoğrafta gördüğüm zaman dedim ben burada bayağı bir çekim yaparım. Yani severek yaparım diye. Bak maşallah görüyor musun? Yani çok da sevdim ben. Belki ilerleyen bizim bahçenin mesela yarısını bundan belki yaparım ekene. Burası da aynı şekilde. Bak mesela bunlar bağlanmış. Bak bunlar bağlanmış. Bak, bayan oradan bağlayarak geliyor. Bunlar bağlanmış. Böyle tüm çıkacak. Bak bu hepsi bağlanmış. Ay geçen bak. Börümce diyorlar buna. He. Yanına da börümce kenarda ekmiş. Sebzesi çıksın diye. Gel bak. He. Evet. Domatese bakın arkadaşlar. Maşallah. Subhanallah. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Maşallah. Maşallah. Bak şimdi bu dallarını temizliyorlar. Sonra toplayıp dışarı atıyorlar. Domatesin dallarını. Maşallah. Gel bak bu. Kimi toplanmış bunlar, daha kimi toplanmamış. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bak bunları hepsini toplayıcılar. Bak bu altında temizlenmese o domatesler büyümez. Görüyor musun? Domatesler kızarıp. Artık bu ışlarını toplarlar. İçindeki kırmızılarını. Hiç sorma ya maşallah. Bu derler piçi. Bunun piçini toplarlar. Piçi mi derler? He. Nasıl bir şey? Öyle ya diyorlar yani biz diyorum ya kadına ne yapıyorsunuz diye piçini kesiyor. Yani şey kartlaşanı böyle kesiyorlar. Bunu da böyle toplayıp dışarı atarlar. Allah Allah. Ama ne güzel mis gibi kokuyor. Yaprağı bile kokuyor ne güzel. Bak. Oh domatesin kokusuna bak. Allah. Mis gibi kokuyor. Yani yaz domatesi yetişir. Şimdi Büroş abimiz de geldi. Onunla onu bir görelim. Gördükten sonra da inşallah eğer toplanacak varsa domatesi de salatalıkta. İnşallah bunlar onu toparlayalım. Bunlar hepsi bir sera yapmış. Videomuzu da zaten bu videomuz elimizden geldiğince her geldiğimizde bu videolarımızı daha uzun tutacağız. Ha, maşallah da hepsi kızarmış. Ha, Büroş abi diyor köy hayatı sevenler. Evet. Hani eseri soruyor ben. Gel gel kenardan gel. Aa, ata bak ata. Ya, Mustafa gelmesin. Yavrusunla beraber bak. Ha, yavrusunla beraber yavrusunu. Şimdi bir... Ya nereye at var burada ha? Ha? Yavrusunla beraber bak. Bu toprak, verimli toprak. İşte kırmızı toprak ya. Hem kumsa hem kırmızı toprak. Çok güzel toprakları. Ve diğer tarafa geldik arkadaşlar. Seramızın yine Büroş abimizin şu karşısı yeni ekilen. Burası ise yetişmiş yeri. Burada domatesi falan hepsi yetişmiş durumda. Gerçekten buradaki de mükemmel bir şey. Artık bunu toplayacağız. He?
Allah kolaylık versin Miloş abi. Gerçekten emek isteyen bir şey. Allah razı olsun. Gerçekten bayağı bir emek isteyen bir şey. Miloş abi nasıl, kolay mı zor mu bunun yetiştirmesi? Aynı nasıl bir ufak çocuk bebeğini yetiştirirsin, aynı onun gibi. Değil mi abi, gerçekten doğru söylüyorum. Yani 8. ayın 15'inden başladık fideden şu ana kadar. Peki abi bunun ilaçlaması filan, şimdi herkesin aklına gelen bunlar da hormon gibi şey gibi bir ilaçlama. Yok doğal hormon yok. Sadece sinek ilaçları var. Budur. Başka hormon yok. Evet, gübrelemesi var. Bu peki yetiştirmesi ne kadar zaman alıyor? Mesela hangi ayda ekiliyor bunlar bile şu an burada? 8. ayın 15'inde başladık. Evet. Bugün ayın 10. ayın 15'i. Evet. Yani şimdi yeni tutumlar, ilk döller mesela dediğimiz ilk döller bunlar. Artık yavaş yavaş ikinci aya kadar devam eder burası. İkinci aya kadar. Evet. Bu kışın nasıl oluyor mesela, soğuklarda, ayazlarda? Ayazlarda soba kuracağız. İçeriye soba kuracağız. Evet. Sobaları var, sobalarını kurarız bu ayaz zamanında. Bu mesela kaç ay devam ediyor bu şekilde mesela bunun? İkinci ayın 10'una kadar devam eder. Bu şekilde devam eder. Evet. Toplarsın abi. Evet. Allah kolaylık versin Miloş abi, gerçekten ama çok güzel bir şey. Yani 6 ay şey. Gel Mustafa. Var. Evet. 6 ay evet. Mahsulünü alırsın inşallah. Mahsulünü alırsın baktıkça yani. Yani şimdi bu zaten oluk 4 aydır böyle hemen. Evet. Ekim şeyi 2 ay yani burada 4 ay mahsul alırsın. Evet 4 ay. Peki 4 normalde Miloş abi bunu atıyorum ki bizim bahçe gibi serada ekmeye kalsak. Bu şekilde yetiştirebilir miyiz biz? Yetişmez, yok. Açık alanda yetişmez bu. Mesela sera yaptığın zaman? Sera yaptığın zaman bakarsan yani yorgunluk, yorucu bir iş. Çok masraflı. Yorucu bir iş. He, masraflı. İlaç başına almış gitmiş, gübre başına almış gitmiş. Doğru. Yani emek çok ister. Peki bu şekilde Bileş abi yaptığın zaman, daha önce salatalık ekmiştin. Hatırlıyorsak evet. Bir ara gelmiştik yani salatalık toplamıştık. Evet, dışarıda ben 40-50 dönüm salatalık ekerdim, domates ekerdim. Şu an benim ektiğim yer ekilişim 5 dönüm. 5 dönüm dışarının 50 dönümüne bedel. İçeride daha olduğu daha için. İyi, evet. Yani muhafazası, sıcaktan, soğuktan muhafazası daha doğru kolay söylüyorum. Oluyor. Yani bunu zaten her bu işe kalkıştım, bu işi yapayım diyen yapamaz. Yapamam. Bu işin bir tecrübesi var. Evet. Bu tecrübeyle yola çıkıp evet. Bu işi yapmak lazım. Vallahi kısmet oldu, ikinci yılımız. Elhamdülillah çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Allah emeği. Dediğim gibi ben haberim yoktu vallahi Bileş abi ekmiş. Ama gece gündüz. Değil mi? Çok bayağı bir emek var. Tabii gece yani. Gündüz. Bunu bıraktın mı olmaz. Bebek gibi bakıyorsun. Biberimiz de var yetişmiş. Ama emek yapmazsan zaten sen bir şey sahip olamazsın. Evet. Mesela hangi şeyler ekilebilir Miloş abi? Domates, biber. Şu an domates ekilişimiz var. Biber, salatalık ekilişimiz var. He, üçü. Evet. Zaten şimdi de bunlar para ediyor. Evet. İnşallah da emeklerini boşa vermesin. Bak bunlar daha yeni bu. Yok aynısı. Yalnız bunu biz yatırdık. Şimdi göstereceğim onları. Bu biberlerimiz. Maşallah. Diğer taraftaki biberin de çok güzel. Şöyle sana diyeyim. Bu kış için. Ne kokuyor burası? Maşallah. Gerçekten çok güzel. Ama içerisi yanıyor. Evet. Yani şu an dışarıda atıyorum 20 derece ise içeride 40 derece sıcaklık. Aynen. Gerçekten ona göre dengelenmiş. Diğer taraftaki biber de Miloş abi çok güzel olmuş. Evet. He. Aynı gün ekiliş aynı gün. Yalnız domates oranınki daha geç. Orası daha geç. Geç. Evet. Geç. Buradaki ama yetişmiş domates. Ama biberi sanki buradan daha iyi verim. Evet. Olur. O erken ekildi. Buradaki domatesimiz. Kitledim yani. Diğerine göre bu salkım domatesi değiliz. He. Yok girme Mustafa sen girme, gel. Buraya gel. Hayır oğlum. Git dedenin yanına bak hele dede ne yapıyor. Salkım. Normalde git o diğerinin boyunda sadece biz yatırdık. Yani yatırdık derken şöyle. Salkım domates bu. Hey maşallah. Bu yere temas ettiği zaman bir sıkıntı yok, olmuyor. Yok yok kuru toprak. He kuru toprak. He rütubet yok. Peki bunun sulaması damlama şeklinde değil mi? Evet aşağı? Damlama. Bu zaten damlama olduğu için zaten evet. Çürütmüyor. Yani çürütmüyor bak. Şöyle sana göstereyim. Bu salkım domates şeye. Evet bak şöyle. Maşallah. Hiç topladınız mı? Daha toplanmadı. Yok bu daha toplanmadı. Daha bu bir ay ister. Düşmüş ya onun için evet, diyor. Evet o düşenler kendi kızarıyor. He. Kızaran düşüyor mu? Yok. He ara ara. Yatırırken işçi düşürmüştür. O kızarır kendi yanına kızarır.
Bülaş abi, son olarak da fazla da yormayayım seni. Bunun ilk aşaması tohum mu? Fide mi? İlk de aşama tohum. Tohumu biz Mersin'e gönderiyoruz fide. Evet. Fideye. Fide yapılıyor. 8. ayın 15'inde elimize fide olarak geliyor. Evet abi. Fideden sonra biz artık burada hepsini biz yetiştiriyoruz. Bu ipleme sistemi hepsini. İpini sıfırdan geri başlanıyor. Bütün çadırları yine işçilerle evet. beraber. Abi gerçekten zor, emek isteyen bir şey. Ne yapalım? Yani dediğin gibi bu kurtarmadığı zaman hep zarara gidiyor. İşte ama mücadele etmezsen de olmuyor. Olmuyor, yani doğru söylüyorum vallahi. Gel Mustafa. Mücadelene. Doğru söylüyorum vallahi Bülaş abi. Bunlar gibi böyle olur. Evet, evet. Bunların içinde fidanlar geliyor. He, fideler geliyor. Aha, bunların içinden böyle tek tek dikerler. Tek atılıyor. He, ben çünkü Ali Kireçgil getirince gördüm bunlardan. Doğru. Bunların içine tek. Allah emeklerinizi başa yani, çıkarmasın. Gerçekten abi çok güzel bir şey. Kendi işinin bizim, patronu. Ben olsun, şimdiye yorucu. Kadar hiç görmedim. Bizim köyümüzden de bir Bülaş abiyi gördüm çıktı. Ben. Bir tane çıktı çok şükür. Yani böyle Serhat Şefir'in de ben hiç görmedim. Belki herkese örnek olur. İnşallah. Haberim de yoktu vallahi. Böyle bir şey ektiğini, ben normal salatalık böyle bu şekilde ektiğini zannediyordum Bülaş abi. Yok. Gerçekten helal olsun abi vallahi. Allah razı olsun. Eyvallah abi, sağ olasın. Allah İnşallah Allah'ın izniyle bu şekilde devam ederse kurtardığı sürece sen bu şekilde Serhat şeklinde devam edeceksin abi. İnşallah abi. Burada şimdi toplanacak sağlam yer var mı domates abi? Domates var ne? Gel. Mustafa git dedenin yanına oğlum, git ata götürsün seni. İnşallah ilerleyen zamanlarda Bülaş abimizin bir çiftliği var. O çiftliğe gidip de güzel bir çekim yapacağız. Bu arada atları çok seviyorsun değil mi Bülaş abi? Atları çok seviyorum, ben de çok seviyorum. İnşallah çiftliğe gittiğimiz zaman da hepsini paylaşacağız sizlere. Evet. Geldiğimiz zaman da sağ olsun böyle çekimler olsun, şey olsun. Bülaş abi diyor ki hemen domatesinizi falan toplayın bakın diye. Şimdi sizlere bir domates toplama ama gerçekten kısmını da çekeceğiz. Çok sıcak. Çok sıcak, aşırı sıcak. Ya sen o zaman niye toplatmadın mesela ya, bugün yarın pazar mesela pazara çıkarabilirdi. Bak. Mustafa ıslanma gel. Çünkü çok kızarmış. Nasıl yengem? Dedim niye toplatmadın ya bunu pazara çıkarmak için? Yarın kısmet olursa toplayacağım. He. Yalnız sana göstereyim nasıl toplanacağını. Gel. Evet, toplanış şekli bir de var bunun arkadaşlar. He. Bunun tırnağı var burada mesela. He. Şurada şöyle çevirdin mi geldi. O şeyi evet şöyle. He, üstünde kalacak. Evet. Peki normal şey olduğu zaman ne oluyor Bülaş abi onlara? Efendim? Yani direkt çektiğin zaman ne oluyor? Çektiğin zaman bak manzara değişik olur bak. Manzarası için. Mesela böyle dizildim bu. Şöyle diziliyor kasaya. He, kasanın içine. Ha, şöyle. Şöyle hem görünüş olarak. Bak. He, yani, yani bu bunun tırnak yeri yok mu? Diyor ki ha, aha böyle. Yani ama şu ben bu, yapamam kendi gibi. Şu gerçek Bülaş abi. Ben bunu ektim topladım diye gibi bir şey değil bu. Yok. Yani bunun ta toplanış şekline kadar, bitiş şekline, gönderiş şekline kadar o kadar teferruatları var bunun. Gerçekten. Bunu anca küçük bıçakla. Yok yok şöyle geldi geldi bak. Allah Allah. Ha, şöyle. Hı. Mesela şöyle dizersin. Yani ben dediğim şey olsa mesela o küçük bıçaklardan işte şunu, ellerinde. Şu domatesin güzelliği var. Ha. Yani gerçekten. İşte onun toplaması. Maşallah. Bu bilen birisi toplayacak. Yoksa bu domates toplanmaz bak. Yani. Yani şu şeyleri kalacak üstünde. He, üstünde kalacak. Üstünde kalacak. Şey bak bazen mesela kendi kendine şey oluyor. Veyahut da bekleyeceksin şöyle salgım halinde. He, kızarması için. Evet. Salgım halinde ha. Maşallah. Böyle salkım mı olursa evet. bence daha iyi şey görünüm olur. Evet. Gerçekten var ya maşallah. Bülaş abi. Bunun şeyine vericiymiş. Görüyor musun? Maşallah. İstersen bu tarafa gel. Bu taraf daha güzelmiş. Bu taraftan mı geçeyim ben? Hı
görüntü olarak da çok güzel. Hı-hı. Yani bu görüntüsü falan da. Onun görüntüsü güzel. Böyle. Şöyle. Aynen. Yani domates de gerçekten domates. Hı. Maşallah. Bak bak. Yerli. Ya vallahi ya, maşallah. Çok güzel. Bu şekilde şu anda Bülent abi, şu anki fiyatlarda bu şekilde kurtarıyor mu? Şu an kurtarmıyor. Şu an fiyatlarımız yani onun için toplamıyoruz. 5 lira 6 lira. Yani normalde benim maliyetim, şu anki yetiştirdiğim maliyet 7-7,5 liraya mal oluyor. Pazara indirecek olsam şimdi 5 lira 6 lira. Antalya'dan son sezon, dışarıdaki mevsim bittikten sonra biraz belki bir şeyler olur. Yani bekletiyorsun abi sen. Bekletiyor. Şu arada bir hafta daha bekletebiliriz. Aynen abi. İnşallah düzelir Bülent abi. Çünkü yeri kuru ya. Kuru, evet. Hiç korkma, yok. Bir şey olmaz. Bozulmaz yani. Gel. Davranma. Nerede? Bekle geliyoruz. Biz geliyoruz. Ama bekle. Nasıl pazarda olmuş bu ya? Hayır, bak. Ya siz ne ihraç ediyorsunuz? Ha, siz ihraç ediyorsunuz. Ne oldu? Yok, biz pazarı. Tamam, bekle. Ha, oradan gel. Bak oradan git. Allah Allah. Ha. Pazarda mesela pazarcı senden alıyor 5 liraya. Geldi 10 lira, 15 liraya satıyor. Ha, işte onu diyor. Yani devamlı yetiştirici devamlı zararda. Dur. Ama dur. Pazarcı... Yürü basma. Hayır. Seraya basma. Peki alıcılar Bülent abi buradan mı, direkt bu yurt dışına mı gidiyor? Yok, burada pazarda. Direkt pazara. Evet, zaten bizim hep ne diyelim sana, pazarcı, bizim karımızı pazarcı yiyor. Atıyorum ben şimdi 5 lira yetiştiriyorum, git pazarda şimdi bimlerde, şoklarda 17-18 lira, 20 lira. Aynen. Ama benim elimden 5 liraya çıkışı beni 5-6 liraya alıyorlar. İşte bu kötü. Ama gübre, ilaç, işçilik, dünya parası. Düşünün yani, bu kadar emeğin arkadaşlar, görüyorsunuz. Biberi de toplayacağım. Oradan buraya kadar şu emekleri görüyorsunuz. Bu emeklerle beraber bütün bu emekleri yapan, buralara kadar getiren, toplayan ve ayaklarına kadar götüren sadece 5 lira alıyor. Geri kalanı da 2 katını %300 fiyatına bir aralık koyup satış yapıyor. Evet. 15 milyonu buluyor. Haksızlık. Gerçekten haksızlık. Ya yoksa maşallah bak şimdi dışarıda böyle domates bulamazsın. İşte bulamazsın. Sana diyorum güzelliği. Ya. Mesela şimdi pazarda git, 15 milyon. Evet. Rahat yani. He, 15. Bir de bunun gibi domatesler yani. Salatalığı yetiştirmişik. Salatalığı bugün götürdüm. 5 lira ben, 5 lira devrettim. Git marketten, 15 lira. 15. He. 15. 5'e ben, hep bütün emeği yapan benim. Adam oturduğu yerde rahatlığında. Eyvallah. Doğru söylüyorum valla. İnşallah. Şimdi dışarıdan yani da geliyor. Çiftçi devamlı alt tabağa. Alt tabağa. Doğru söylüyorum. Ve bu da arkadaşlar, hemen Seyran'ın yanında yer fıstığı. Bakın. Fıstığı görüyorsunuz. Çıktığı zaman. Hey maşallah. Kısmet oldu fıstığı da. Direkt böyle çektiğin zaman böyle şöyle hepsi geliyor değil evet. mi? Evet. Peki bunun makinesi sonradan topluyor bunu. Makine topluyor, güneşe seriyor. Kuruduktan sonra. Direkt gidiyor. Direkt gidiyor. Hey maşallah. Bakın arkadaşlar fıstığı da. Komple Seran'ın sağında solunda bu şekilde de burada fıstık ekimi var. İnşallah Allah'ın izniyle Güloş abimizin yanına böyle geldiğimiz zaman, Serada çekimler yaptığımız zaman, fıstık zamanı geldiği zaman da inşallah fıstığı da aynen toplamaya da gel, yardım ederek hem video çekerek. İnşallah. Bu son olarak bu diğer Seran'ın tarafına da bir tur atarız. İnşallah oradan da sonra gideriz. Bülent abi çok teşekkür ettik. Çok Allah razı olsun. Allah için razı sağ olasın. Olsun. İnşallah abi. Kolay gelsin. Allah sen gideceksin mi abi? Ha, buradayım ben. He, buradasın. Evet. Biz orada bir tur atalım tamam. Abi. Şöyle tamam. En son çekimi. Oradan sonra inşallah Allah gideriz. Var ya. Lalette koyuyor. Megini aldık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Nereye gideceğiz arabayla? Bu gördüğünüz gibi yine bu tarafta da fıstık. Bekle videomuzu. Öyle bir şey ki normalde makineler var arkadaşlar. Makine olmasa bile direkt böyle çektiğiniz zaman fıstık komple alttan hepsi geliyor. Burası da biraz daha doğayla iç içe olduğu için de ben burayı çok sevdim. Şöyle bir yeri de ben çok seviyorum. Böyle bir eviniz olacak böyle. Küçük bir yeriniz olacak. Sağınızda solunuzda yine sera olacak. Bu şekilde buralarda çekim yapacaksınız. Yani şimdi aslında sırf ben daha önceki videolarımızda da söyledim arkadaşlar. Ben bu çekimi severek yapıyorum. Hem işim hem de severek yapıyorum. Ben bir şey çektiğim zaman mesela şimdi Sera'yı çekiyorum. O domateslerin o görüntüsünü çekerken ben izlerken hem de çekim yaparken ikisinden de zevk alıyorum mesela.
Hani ben bir çiftliğim olsa orada koyunlarımı çeksem, atımı çeksem, böyle bir seraya gelip serayı çeksem, onlardan emin olun ki yani sırf iş için değil, sırf böyle izlenmek için değil, yani kendim seviyorum, kendim zevk alıyorum. İnşallah Rabbim nasip eder, öyle bir şey doğayla iç içe olduğumuz zaman da sizlere inşallah oradan da bu şekilde güzel görüntüler paylaşırız. Ama dediğimiz gibi Biloş abimizin bu sera yerine inşallah arada bir videolarımızda 2-3 güne bir böyle ya da toplandığı zaman da inşallah geleceğiz. Bu görüntülerin hepsini sizlere paylaşacağız. Şu anda bu tarafta ise işçiler var. İşçiler hem şeyleri arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlama yapıyorlar. Biberleri hem bağlama işlemini yapıyorlar. Hem de domateslerin altta olan, biraz önce dediği biraz abes kaçıyor ama piçmine diyorlar onların dallarını, hepsini kesiyorlar arkadaşlar. Orası bittikten sonra burası başlayacak. Hem orası hem burası. Burası da maşallah çok güzel olmuş abi. Hep işçinin yaprakları tek tek seçiliyor. Bak yaprakları seçiliyor. O yukarıdaki ipleri biraz gevşeticiler yere indirmek için. Yani gittikçe uzasın diye. Bu o zaman hiç işçi çıkmıyor burada. Yok. Her gün. Günlük işçi var. Günlük işçi var. Anladım. Bak hepsi böyle temizlenici oğlum. Sonra da şeyi indiriciler aşağı. İpleri aşağı indiriciler. İpleri. O biberi de gördün, sana gösterdim ya. Hep tek tek bağlanıyor. Tek tek bağlanıyor. İşte işçi bitene kadar çıkmaz. Şimdi orası bitmiş, burası Bileş abi. Sonra orası toplanıcı. Orası toplandıktan sonra tekrar buraya gelecekler. İki taraflı yani. İki taraflı. Burası geççi, orası erkenci. Çok şükür. Çok şükür. O biberler de bağlandığı zaman... Evet. İşte o sadece iple bağlandığı zaman işlem bitiyor herhalde. Nerede bitiyor? Her hafta gelip sarılıcı ipe. Sarılacak? Evet, her hafta. Allah mesela içtiği için de. Sarıyor şimdi. İplere sarıyor. Yani işçiler içinde. Bu her uzadıkça böyle dolarlar. Evet. Böyle. Uzadıkça ipe mesela dolarlar. Bunu böyle dolarlar yani üstüne. Sarılacak bu boya gelen alır. Ta yukarı çıkana kadar. Bak artık aha şey oldu mu toplanıcı. Evet. Alttakiler toplandıkça bu boy atar. İşte her gün çıkmıyor, sen her gün buradasın abi. Yok, günlük buradayım. İşte bu emekleri görüyorsunuz, daha da niceleri var aslında, saymakla bitmez. Tabii ki. İşte gelin dediğimiz gibi siz bu kadar emek verin, götürün, onlar o kadar fiyata versin. Aynı salatalıklar da mesela şöyle. Salatalık diğer tarafta var mıydı Uraş abi? Yok, diğer tarafta yok. Diğer tarafta yoktur. Burada salatalık burada. Bu da gittikçe sarıyorsun. Evet, uzadıkça sarılıyor. Bunun şimdi ben orada diğer tarafta gördüm. Olmuşlar var, bayağı büyümüşler var. Evet. Bu o zaman toplanma aşamasına gelir mi yoksa? Bugün toplanır. Bugün toplanır. Evet. Salatalık bir gün bir gün yok. Bir gün var bir gün yok. Aynen. Onu diyorum yani. Kabak salatalık bir gün çok var, bir kalmaz. Gün. Bir gün toplanır, bir gün toplanır. Bak altta da temizlemişler. Niye? Boy versin evet. Diye. Şu o tarafta ben bir daha salatalığının içine gireyim. Git. Salatalığı ben de çok seviyorum arkadaşlar. Düşersen ha Mustafa, yavaş. Düşersen burada. Bu çekimimiz ön çekim. Öyle düşünün. Şu anda ön çekimde bu sera yerlerini sizlere tanıttık. Diğer seferde inşallah hep normal toplama aşamasıyla inşallah videolarımıza devam edeceğiz. Böyle toplanmış boya.
Mustafa. Buradayım. Gel buradan. Biloş abi, aklıma takıldı son olarak ben senelerde özellikle gördüğüm patlıcan. Evet. Patlıcan ekimi yok mu sen? Yapmıyor musun? Bu sene valla yapmadık patlıcanı. Normalde düşündün mü yoksa abi? Vallahi düşündüm de yer çok kaplıyor. Nene. Salatalık kabak gibi, biber gibi değil. Yer çok kapladığı için. Yoktu. O da beni kapladı. Burada da dışarıdaki patlıcan uzun sürüyor yani. Bir şey olmuyor ona. Yani doğru. Yani salatalık domatesten daha güçlü. Çünkü hastalığı patlıcanları olsun. Ben gördüm. Bir hatırlıyorsun sana gösterdim. Serada ekmişler. Büyük büyük ola patlıcanlar. Doğru. He o siyah. İşte aklıma takıldı. Onlar mesela dışarıda şimdi daha devam ediyor. O bitmez. He. Ta ki 10. aya kadar, 11. ay, 12. aya kadar devam eder. Aynen. Bunlar dayanmaz dışarıda. Gel beriye. Bunlar dayanmadığı için. Peki dışarıda. O mesela bu sera bir bitti mi yerine tekrar ekebiliyor mu hemen? Mesela bu bir ay sonra biter salatalık. He. Bir ay sonra bittikten sonra içini tekrar nene. Temizleriz komple. Nene. Hiçbir şey kalmayacak şu şekilde. He. Sürülür, hazırlanır. Nene. İkinci ayın 10'unda başlarız artık. Geri tekrar yenisine ekmeye. Yenisine. Hayır ekmeye. Mustafa. Evet, çok şükür. Gel. Gel yanıma. Evet, dediğimiz gibi Biloş abimizle geldik. Önden bir tanıtım yaptık sizlere. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine geldiğimiz zaman toplama aşamalarında İnşallah. Biber olsun, salatalık olsun. İnşallah geliriz. Hayır. Sizlere yine hemen, bu güzel görüntüleri hemen. Paylaşırız arkadaşlar. Allah'ın izniyle. İnşallah. Allah kimsenin ayını boşa vermesin. Tek tek sarıyor. Arkadaşlar ha. Böyle kırılmadan etmeden de evet. Tabii şey yavaş yavaş ya. Cam gibi yoksa biber cam gibi He. kırılır çabuk. Çok nazik. Buna dikkat etmek lazım. İki taraftan bak bağlanıyor görüyor. Hepsi de ayak yavrum ha ayak yavrum. Evet, toprak ya. Yumuşak. Toprağı. Evet. Bir de buranın toprağı güçlü evet. Oluyor. Kırmızı toprak. Çok, çok güzel evet. Toprağı çok güzel. Yok bizim o taraflar kumsal. Evet. Bir hafif su da yedim. Ha, yeni bunu şey yapıyorlar. Ha, bugün bunları budama bugün yapıyor. Allah Allah. Ha? Mesela hep budanıyor. Yapraklar hep temizleniyor. Gel Mustafa. Mustafa sen yanıma gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Ya, budandığı şey. Zaman tam belli oluyor. Evet. Ha, bunlar hep budanıyor. Bu da mı? Burada altlarda zaten yavaş yavaş kızarmaya başlamış. Evet, yeni bunlar. Yapma oğlum atma. Bak mesela bunları koparmıyor. Evet, bunlar karşısındaki maksat ilaçlama gübre atıldı mı şey almak için, faydasını almak için. Ama bu bak bu tarafı açık bırakıyorlar, evet. Bu taraf yaprak var fark ettin mi? İlaçlama için, gübreleme için. Bu hemen uzar. Evet. Şey oldukça böyle dolayı. Sarlıyor evet. Artık. Mesela evet. Şöyle. Aha bu bak. Bak şöyle. İpe sarlıyor tek tek. Evet. Şöyle. Kırmadan. Yok. Bunu yavaş yavaş abiyle dolayıcılar. Evet. Bunu evet. Alacaksın mesela yenge. Ha şu filizi alacaksın. Ha, ortadaki filizi. Evet şu almayacaksın. Tek dal gidecek. Allah Allah. Maşallah. Gel Mustafa hayır. Hayır de koparırsın gel. Demek ki işçiler biliyor. Evet. Biz Antalya'da gördük de. Doğru. Ama böyle temizlerken değil, toplarken gittik. Gel oğlum. Hayır. Bak. Seren içine girilmez. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar inşallah ilerleyen zamanlarda yine sizlere burada Biloş abimizin yanında toplanışta inşallah çekimlerimize devam edeceğiz. Diyerek bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Yarın yine 12.00'da her zamanki saatimizde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.
Bir nişan mı? İkisi öyle. Maşallah. Beş tane. Allah bağışlasın. Maşallah ben 4 tane giydim. Maşallah. Burası o zaman daha temizlenmemiş değil mi abi? Yok, buralar daha temizlenmeyik. Oradan sonra buraya başlıyorlar. Başlıyor işte, böyle devam ediyor. Bak, uçları nasıl uzamış? Evet. O uçlarını kırpıcılar, sonra dolayıcılar. Evet. Daha aşağıda indireceğiz. Evet. Çünkü bakın orada ne ekilmiş Bileş abi? Ama bitmiş. Bitmiş. Sen mi ektin? Yok, komşular. Dedim belki sen ektin. Seversin böyle şeyleri. He, biraz sever. Sever. Baba! Efendim? Baba! Evet. Bülaş abi. Abi teşekkür ettim. Allah razı olsun. Bu taraf bu normal kabak değil mi anne burası? Normal. Fıstık maşallah çok ekilmiş buraya. Fıstık o tarafta, bu tarafta fıstık çok. Nereye bak kelebeğe? Ne? Kelebeğe. Sen dedenin yanında kal. Yok. Bak bu artık bitmiş kabak, görüyor musun? Aha böyle. Heh. Bak bu dolmalık kabak. Oğlum sen gelme. Maşallah. Ama sana değil mi? Bu bence bitmiş. Yok anne şey yapma, hiç koparma. Yok şey bak çocuğum. Bitmiş artık dedi, toplamıyor. Aha bu lahana bak. Gelebek! Gelir mi? Bu ne kara lahana değil mi? Bu he. Bu topaç olmuyor. Geniş oluyor böyle. O ilerisi hepsi herhalde ondan ekilmiş. Bu taraf, o tarafta bir şey ekilip de. Oradan bu tarafa ekilip, oradan ete başka ekilip. Hadi gel Mustafa, gidelim. Hadi gidelim. Nereye? Eve. Eve mi? Hayır, başka yere gideceğiz. Nereye gidek? Yüdaya. Yüdaya mı gidek? He. Ama sıcak oldu, hasta olursun. Yok.